Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınıkköy sakinleri geçimlerini 100 yıldır çömlek yaparak sağlıyor. Çömlekçilik yaklaşık 120 yıl kadar önce çömlek ustası Şakir Ağa'nın Kınıkköy'ünde en uygun toprağı bulmasıyla başlıyor. Aradığı toprağı Kınık'ta bulan Şakir Ağa, köyden bir genci yanına alıp yetiştirir. Çırağı ustasından öğrendiklerini köylülerle paylaşınca bütün köy halkı çömlekçiliğe başlar. Böylece Kınık'ta her ev atölyeye dönüşür. Şimdi Kınık apayrı bir köyümüz. Bizim yanımızda gerçekten ayrı bir yeri olan köyümüz. 1877 yıllarında bu Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlangıcında oradan Dobruca'dan, Şumlu'dan göç eden muhacirlerimiz Otanlı olarak Kınık köyünü kurmuşlar. Yıllarca orası Otanlı. Halk arasında da Otanlı denir. Ve orada o gelen muhacirler içinde Şakir Ağa sanıyorum Bulgaristan'da bu işi yaptığı için buraya geldiği zaman işte yanındaki diğer ailelerle beraber çanak çömlek işini yapmaya başlamışlar. Tabii ilkel ilk zamanlarda ilkel araçlar işte el tezgahları, ayakla döndürülen tezgahlar, fırınlar da aynı şekildeydi. Daha sonra teknoloji geliştikçe teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya başladı köyümüz. Bugün artık çanak çömlek şeyin dışında daha ziyade el sanatları, biblo türü ev eşyaları yapmaya başladılar. Çünkü o desti saksı işi pek bitti. Naylon şeyler ortaya gelince bu yönden mağdur oldu köyümüz. Onun üzerine arayışa girdiler ve şu anda yaptıkları daha ziyade süs eşyasına hitap eden eşyalar yapmaya başladılar. Kınık köyümüzün 70-80 hane bir şey var. Evlerde yapılan ocaklarda çalışmalar var. 500 civarında sanıyorum nüfusu. Ve bu şekilde bizim yüz akamız olan bir köyümüz. Bugün işte Göreme taraflarında, Avanos taraflarında yapılanın aynısı, hatta daha mükemmeli buralarda yapılıyor. Toprağımız buna uygun. İlk zamanlarda kendi toprağını kendi hazırlarken daha sonra bu vakumlama olayında sıkıntılar yaşanmaya başladı. Ve Kütahya'da bu toprağın içindeki havayı çeken, vakumlayan bir sistem Kütahya'da olduğu için toprağı buradan Kütahya'ya göndermiyor. Kütahya'dan buraya tekrar vakumlanmış toprak almaya başladılar. Bu vesileyle Dumlupınar Üniversitesi ile irtibat kuruldu. Dumlupınar Üniversitesi'nin seramik bölümünün uygulama köyü olarak seçildi köyümüz. Zaman zaman üniversite öğrencilerimiz de geliyorlar. Burada işte hem tatbiki olarak eğitim yapıyorlar hem de teknolojinin farklı yönlerini köyümüze öğretiyorlar. Böyle bir çalışma devam ediyor. Dışarıdan öğrenci gelmesi hem ilçenin ekonomisine hem köyün ekonomisine katkı oluyor. Hem de köylüyle üniversite gençliğinin kaynaşmasına vesile olduğu için köyün kültürünün artmasına sebep oluyor. Ayrıca 70'li yıllarda biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar oldu. Köy kooperatifleri yurt dışına işçi gönderdiler. Bu vesileyle Almanya'ya giden çok insanımız oldu. Bunlardan dönüş yapanlar oldu. Köydeki yerleşim binaları daha lüks hale geldi. O eski binalar kalmadı ama o şeyden Bulgaristan'dan göç eden ailelerin yaptığı binalar, o muhacir evleri yine kendi benliğini koruyor. Güzel bir şey. Öğrencilerin gelmesi tabii apayrı bir şey oluyor. Yani öğrencilerimizin kültürü, köy kültürüyle bir kaynaşma yapıyor. Ama elini parmakların ucundan değil böyle. Böyle azıcık elini şöyle avucuna sar böyle. Şöyle yapsana. Aşağıdan bir şey basılıyor. Sağda bak, sağda, sol tarafta bir şey var. Sola bak. Ötekine.
Salim Usta 50 yıldır çömlek işiyle uğraşıyor. Kınık'ın çömlekçilik araştırma köyü olmasından sonra köye gelen üniversite öğrencilerini önce toprakla tanıştırıyor. Onlara çarkı ve çömlek yapımını öğretiyor. Öğrenciler burada hem seramik öğreniyor hem de köy hayatıyla tanışıyor. Salim Yaşar aslında dünyaca ünlü bir seramik ustası. Almanya'dan Vietnam'a kadar uzanan bir ustalık öyküsü var. Efendim, hoş geldiniz Kınık Köyü'ne. İsmim Salim Yaşar. 942 doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. 7 torun sahibiyim. Çömlekçilik Kınık Köyü'ne nasıl geldi sorusuna şu şekilde bir cevap vereyim. 1892 göçmenleriyiz biz. Bulgaristan'dan göç etmişiz. Bunların içerisinde Şakir Usta diye bir pirimiz vardı bizim. Şakir Ustamız var idi. O bu köye geliyor. Burada çömlekçilik araştırması yapıyor. Ham maddesini buluyor ve buraya yerleşiyor. Ve burada iklimin soğuk oluşundan, burada rakım 840, iklimin soğuk oluşundan İnegöl'e iniyor. 40 kilometre bir ilçeye iniyor ve orada iklim tabii buraya nazaran daha ılıman oluyor. Ve orada bu işi devam etmek istiyor. Ama buradan götürmüş olduğu ham madde o zamanın şartları el vermiyor. Taşıma sistemi olmadığından dolayı 1,5-2 yıl sonra tekrar bu köye geliyor. Ve bu köye geliyor, buraya yerleşiyor. Ve burada 1892'den itibaren çölmekçiliğimizi burada sürdürüyor. Ve ondan öğrenen ustalar, çıraklar, kalfalar o günden bugüne kadar geliyor. Daha ben üçüncü kuşakım. Rahmetli babam bu işi yapıyordu. Ondan sonra bana devretti. Ben de bu işi 45-50 yıldır yapıyorum. Almanya'da 15 yıl kaldıktan sonra Almanya'da aynı işi yaptım. Yani aynı işi yaptım derken orada porselen firmasına çalıştım. Porselen, seramik ve keramik ayrı bir işlem görür. Ama hepsi bir kategoriye girer. O vesileyle 15 yıl Almanya'da kaldık. Almanya'da kaldıktan sonra 1984 yılında dönüş yaptım ve bu işe ağırlık verdim. Çölmekçiliğe ağırlık verdim, sanatıma ağırlık verdim. Bu işten kendim yaptım, eriştiremedim, toptancılığını yaptım. Bir 5-6 yıl toptancılığını yaptıktan sonra yeni bir model arayışına girdik ve bulduk. Yeni bir sisteme girdik. Daha önceden 70'li yıllarda saksı ağırlıklıydı, deste ağırlıklıydı. Çanak çölmek ağırlıklıydı. Daha geri gidersek 60'lı yıllarda küp yapıyorduk. Böyle bir 2 tenekelik, 1,5 tenekelik küpler yapıyorduk. Bunların içinde zivitli oluyordu, sırlı oluyordu, turşu küp oluyordu, su küp oluyordu. Ve 80'li yıllarda plastik saksı çıktı. Bizi çok büyük şeye uğrattı, hüsrana uğrattı. Yaptığımız saksıyı satamaz hale geldik. Ve sene 92'ye geldi. 92'ye işte kader güldü diyeceğiz.